Hani bir eşyamızı kaybettiğimizde böyle nasıl da ararız yine yakala, değil mi? Düşünüp dururuz. Geçmişi hatırlamaya çalışırız. Konsantre oluruz, hatırlamaya çalışırız. Aramalarımız sonuç vermezse ne kadar çok üzülürüz. Maddi değeri oranında içimiz yanar. Yani böyle manevi değerler maddi değerlerden daha yüksektir çoğu zaman. Kaybedilen eşyaya üzüldüğümüz kadar kaybediyor olduğumuz yaşamlarımıza üzülüyor muyuz acaba? Yani yaşınız kaç olursa olsun kaybediyorsunuz. Şu anda beni dinlerken bile an be an kaybediyorsunuz. Zaman hızla akıp geçiyor, değil mi? Geri gelmemek üzere, elveda bile demeden, keskin giyotinlerin altında çembere konmuş başlar gibi bekliyoruz. Ve geçmişe bakıyoruz. 2-3 saniye sonrasının endişesinde geçmişimize ağlıyoruz. Ve yaşayamaz olsaydık beynimizin sağ üst lobunun santra noktasında topu böyle bilinçli olarak hani kornere falan atabilseydik, yani zaman kazanmak babında, ya da kırmızı kartla dışarı atsalardı bizi de geçmiş zaman maçlarında penaltı kurtarmayalım diye olduğumuz yerde donup kalmasaydık, ele güne madara olmasaydık, yaşadığımız her saniyenin bilmem kaçta kaçını ayırmasaydık geçmişe ve keşkelere keşke, enerjimizin en milimetrik pılını pırtısını bile koyabilseydik bugüne. Bugün çok güzel, bugün çok verimli, bugün var ya bugün. Kimilerinin umurunda değil, vur patlasın, çal oynasın. Kimileri şimdiki zamanı o kadar geçmiş durumda ki koparamazsınız gelecekten geçmişe durul durul işleyen matkap acısı tadında ve üzerine mayonez yerine hışkırıklarımızı mı koyduk yoksa? Ne yaptık? Hiç düşündün mü geçmiş ve gelecek? Gel, geçmişle uğraşmayalım. Bakalım şimdiki halimize. Ne kadar yansak da geçmişe, çünkü aradığımızı bulamayız. Ve dersek ki her seferinde ya kaybettik bir kere. Belki bilinçli, belki yanlışlıkla, ama yine de kayıp eşyalar bürosunun böyle yılda hani bir kere yapmış olduğu açık artmaya gitmeye değmez mi diyorsun şimdi, değil mi yoksa? Ha, değmez herhalde ya. Hani son sözümüzü söyledik nasıl olsa. Tarihin kayıtlarına geçti altın harflerle. Hani yıllar sonra gezegenler arası kapsül yolculuklarında radyo programlarına konulacaksınız. Nasıl olsa yani. Tarihteki bir kişi olacaksınız. Neye? Hangi duruma? Geçmişine en çok pişman olmuş şahsiyet olarak tabii ki. Keşkelerle keşke yaşamasaydık. Keşke öğretmeselerdi bize keşke demenin ne olduğunu. Yani düşünmeye bilseydik geçmişi. Karşılaştırmalı dil bilgisi derslerimizden sınıfta kalsaydık da geçmiş zaman kavramını anlayamaz bir başka hissetseydik o zamanlarda. Yani pamuk ipliğine kaynaklı halatlar koptu sanki geçmişte aramızdaki. Ya da boynumuz mu tutuldu demeliyiz, ya da çevirip bakamıyorum ya artık demeliyim herhalde. Ya da önüne de bakamazsın. Belki de kafanı değmezsin. Belki de eğilmiyordur. Ya da boynun tutuldu dersin. Yani dümdüz bakarsın. Robot misali değil ama yani dümdüz ileriye. Bugünün iki adım ilerisine. Belki de adım adım görüş mesafen de artacak. Kalkacak o sisli, o puslu karamsar bulutlar. Geçmişin kokusu geçemeyecek önüne. Korkusu mu deseydik yoksa? Yani donuk bakışlarla yıllardan beri aynı çatı altında çalıştığınız birisi yanınızdan geçtiğinde ona karşı yapmacık da olsa küçücük bir gülümsemeniz ne kadar zor gelecektir ilk başlarda. Hele onun da size aynı yapmacık haliyle gülücük atması. Bugün herkesin yüzüne gözüne bakmalı ve gülümsemelisin. Konuşmaya takatin kalmamış olsa da fırçalanmamış dişlerini gösterebilmelisin herkese. Belki de kolay değildir. İnsan en mutlu zamanlarında, en huzurlu zamanlarında o anlarda bırakmak ister kendini. İçindeki kafesleri azıcık olsun açmaya, aralamaya çalışır. Oradan ne çıkarsa. Kimisinden çağlayanlar gibi gözyaşı boşalır. Kiminkinden 7 kat gökleri sızlatan kahkaha. Sonuç olarak kulaklar dudaklardan çıkan iki çift güzel söze mi muhtaç?
kulakla dudak. Dünyanın en büyük aşkı bu olsa gerek ha?